Şu anda İstanbul Üniversitesi'nin önündeyim ve burası İstanbul Üniversitesi. Burası. Ve İstanbul Üniversitesi'nin bölünmemeli videomdan sonraki gelişen durumlarda, hatta geçen haftalarda da gördüğünüz videoları birkaç tanesini, İstanbul Üniversitesi'ni böldüler. Cerrahpaşa olarak üniversite ikiye bölündü. Başka bir üniversite oldu özetle. Ve bu videonun üzerinden 25 Nisan 2018'de çekmişim videoyu. Şu anda Avcılar Kampüsü'ndeyiz. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Avcılar Kampüsü'ndeyiz. Eskiden burası bildiğimiz Avcılar Kampüsü'ydü. Şu anda soğuk bir havadayız. Yanımda Raşit var. Hoş geldin Raşit. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Raşit nerede okuyor? Geçen Cerrahpaşa Büyükçekmece Kampüsü'nü gezdiğimiz videoda senin bir mesaj yazdığına ve hani ayarlayabilirsek güzel bir konuşmada seninle yapabileceğimizi söylemiştim ben videoda. O videoyu da izlemediyseniz gidip izleyebilirsiniz. Ve bugün işte bölünmeden sonra öğrenciler ne gibi sıkıntılar çekiyor veya neler düzene oturmadı, oturdu mu? Okulu gördük. Onunla ilgili yine üstünden geçeceği şeyler var Raşit'in. Raşit birazcık hayatın sıkıntılarını dolu dolu söylemeyi seviyor bence. Teşekkür ediyorum. Onun dışında zaten bir sürü de işle uğraşıyormuş kendisi. Neyse, o önemli değil. Bugün öğrenci kimliğiyle karşımızda. Evet, aynen öyle. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu imkandan dolayı. Bizim sorunlarımızı, sıkıntılarımızı senin aracılığınla herkese duyuruyoruz. Şimdi Hadımköy kampüsünde okuyan her öğrencinin en büyük, yani alfabenin A harfi gibi bildiği en baş sorunu ulaşım zorluğu. Ulaşım gayet yetersiz. Artı konforsuz bir ulaşıma sahibiz. Özel mavi otobüslerle gidip geliyoruz ve buradan zaten tüm İstanbul'a şikayetçi. Biz de bu şikayetçi kafesine dahiliz. 418 araçları dediğim gibi son derece konforsuz oluyor. İçeride tıpkı buğday çuvalı gibi toplu bir şekilde bir saatte Avcılar'dan anca gidebiliyoruz. Avcılar'dan kalkıyor veya metrobüsün Hadımköy durağından. Evet, Hadımköy durağından geçiyor. Yani metrobüste ulaştığınız zaman, ki metrobüs hani biliyorsun Söğütçeşme Kadıköy taraflarından geliyor. Oradan da bir saat sürüyor vesaire, ama oraya ulaştığınız zaman okula geçmeniz biraz açıklayıcı olmak istiyorum. Belki bilmeyenler ne oldu diye izlemek isteyenler, neler oluyor diye izlemek isteyenler varsa, metrobüsten o otobüse bindiğiniz zaman okula yarım saat sürüyor. 20 dakika sürüyor en iyi haliyle. Ben bir sene orada başka bir lisede okumuştum zamanında. Ben de oradan biliyorum. Sen ama o yolu her gün çekiyorsun. Tabii. O yolda İstanbul'un dışı olduğu için sanayi bölgesi, fabrikalar ama var. Şunu da söylemek istiyorum. Evet. Metrobüsle oraya kadar gelen insanlar daha çok Avcılar'da iniyor. Çünkü metrobüsle Beykent durağında indikten sonra sen 418 arabasını boş yakalamak aşırı zor yani. Boş yakalamaktan kastı binebilmek. Tabii binebilmek çok zor. Binebilmek. Binebilmek çok zor. Binebilmek, evet. Oksijen bile resmen adam sıçrıyor ve girmiyor yani. Artı son geçtiğimiz günlerde yaşanmış bir olay. Üniversite öğrencilerine özel 418 arabalarına zam geldi. Önceden öğrenci kartıyla tek kredi basarak Hadımköy'e gidebiliyorduk. Aylık yaptığınız zaman bir basıyor. Aylık yaptığımızda bir basıyorduk. Şu anda üniversite öğrencilerine özel tek sefer bindiğimizde iki kredi basmamız gerekiyor. Bunun da en büyük delili duyduğum arkadaşlarıma göre şudur. Şoföre bindiğimiz zaman soruyor. Üniversiteye mi gidiyorsun? Üniversite öğrenci misin? Üniversite öğrencisi misin? Ve evet dediğin zaman da direkt iki kredi basıyoruz. Şöyle söyleyeyim. 7'den 70'e kalan herkes tek kredi basarak yani Hadımköy'e kadar gidebiliyor. Nedense bize özel. Güzel bir imtiyaz yapıyorlar bu şekilde. Kendimizi özel hissediyoruz. Bundan sonra yaşanan bir diğer olay. Malum 26 Eylül'de bir deprem yaşandı. Öncelikle geçmiş olsun diyorum burada herkese. Depremden sonra dekanlık bir basın açıklaması yaptı. Ve bu basın açıklamasına göre Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Bakırköy'deki Veterinerlik Fakülteleri ve Mühendislik Fakültelerinin de bu Büyükçekmece'deki Hadımköy kampüsüne taşınma kararı alındı. Bu hatlar zaten bizi taşımakta yetersiz. Bir de bu taşınacak kitlenin iki katına çıktığını düşünün. Macera yaşanıyor diyelim her sabah. Cam pazarı dersek çok abartılı olur. Onu söylemiyorum o yüzden. Şöyle bir şey söyleyelim. Raşit notlarıyla geldi, evet. Sorunlar fazla olunca not da almak gerekiyor ne yazık ki. Metrobüse indiğimizden sonra yaklaşık işte bir 10 kilometrelik Kadıköy yolunda birçok fabrikalar, zaten sanayi sitesi o yol. Yoldaki fabrikalardan da çıkan güzel atık kokuları, gübre kokuları var. Bunlar bayağı nahoş. TÜYAP'ı geçtiğimizde bu nahoş kokular ciğerlerimize zaten sabahları dolmaya başlıyor. Orada çikolata fabrikası var. Çikolatanın pişmemiş çikolata veya işlenmemiş çikolata kokusunu Cevizli Bağ'dan arada geçerken, işte İstanbul'da veya şehir dışındaki bir çikolata fabrikasının yakınından geçtiğinizde o kokuyu biliyorsanız anca öyle anlatabilirim ben kendime. Yani ve bu kokuyu da içimize çekerek gidiyoruz yani. Yalnızca sıkış tepiş gittiğimiz yetmezmiş gibi.
Bu da ayrıyeten hiç hoş olmuyor. Birazcık üniversite binalarına değinmek istiyorum yoldan öte. Kendine özgü mimari zevklerini yetersiz bulan bir kişiyim ben. Yani çok bir mimari kültürümün olduğunu düşünmüyorum. Ama buna rağmen şöyle bir görüşte bulunmak isterim ki eski Fatih Üniversitesi'nden devralınmış bir kampüs ve binalar bana soracak olursanız gayet güzel ve hoş binalar. Ama tabii işleyiş hoş değil, yani son derece yavaş ve devlet üniversitesi olduğunu hissettiriyor yani orada bir öğrenci işlerin başta olmak üzere herhangi bir iş yaptırmak istersek. Bunu söylemek istiyorum. Bir sorumuza daha değinmek isterim ki öğrenci temsilcimiz yok. Varsa da tanınmıyor. Sayın temsilci varsanız tanınmıyorsunuz. Temsilci herhalde resmi hesaplardan, işte Cerrahpaşa'nın resmi internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından biz bu buyuz deyip kendilerini duyursalar, en azından öğrencilere sıkıntılarını belki kesinlikle iletse. Kesinlikle. Diyorum. İletmeye çok elverişli bir durumdasın. Tanınmıyorsunuz bir de işin en ilginç kısmı. Buna değil isteyenlere de şunu söylemek istiyorum. Hadımköy'den bağımsız bir şekilde. Cerrahpaşa Avcılar Erkek Öğrenci Yurdu tahliye edildi 26 Eylül'deki depremden sonra. Depreme dayanıklılığı olmadığı iddia edilerek. Sonrasında bize kalacak bir yer tahsis edilmedi. Bunun üzerine tabii erkekler olarak toplandığımızda ben şunu dile getirdim. Üniversitenin temsilcisi yok mu? Bunu buna bildiremez miyiz? Ve söylenen şu ki öyle bir temsilci yok. Yani varsa da ilgilenmiyor. Buradan ben şahsen çok muzdarip oldum. Ben ve tüm yurtta kalanlar. Tabii yurt sonrasında tahliye edildi falan. Kendimize göre hepimiz kalacak yerler bulduk. Çok şükür diyeyim. Yurtta kalan tüm öğrencilerin ortak düşüncesi temsilcinin olmadığı yönünde. Temsilciyi bulamadık. Temsilci yok. Yoksunuz. Peki öğrenciler yurt paralarını ceplerinden mi verdiler? Özel bir yurda geçtiniz. Özel yurda geçti çoğumuz ve şu şekilde oldu. Bize kalacak hiçbir yer söylemediği için çoğumuz kendi cebimizden verdik. Sonrasında eylem yapacağımızı bildirdikten sonra da Boğaziçi yurtlarına ayarlandığı söylendi Beylikdüzü'nde. Zannımca Beylikdüzü'nde Esenyurt değildir. Beylikdüzü'nde Boğaziçi yurtlarının ayarlandığı söylendi. Beylikdüzü Esenyurt civarında. Ayarlandığı söylendi. Bunların da Boğaziçi Üniversite ile alakası yurdun ismi Boğaziçi. Yurdun ismi Boğaziçi yurdu. Özel bir yurt sanırım. Evet, özel yurt. Bunların da devletin yalnızca 400 lirasını karşılanacağı, kalan 600 lirasının öğrencinin kendi cebinden karşılanacağı söylendi. Akşam yemekleri hariç. Akşam yemeği dahil edildiği takdirde 800 liraya çıkıyor bu fiyat. Bu da bu şekilde. Bu üniversite bu muameleyi hak etmedi. Ben bundan dolayı çok yeisteyim. Ben ve tüm kampüs olarak. Bunu tekrar söylemek istiyorum altını çizerek. Bizim kampüsümüz bu muameleyi hak etmedi. Buraya sürülmüş bir kampüs olarak şu sözleri söyleme cüretini de kendimde buluyorum. Biz ne yaptık? Biz neden buradayız? Cidden biz bunu hak etmedik. Cerrahpaşalı olarak şehrin içinde başka bir kampüste olmayı en içtenliklerimizle niyaz ediyoruz artık. Dualarımızda yer alıyor bu istek. Bunu söylemek istiyorum. Bu şikayetlerden sonra ilgili kurumlara da buradan şu serzenişleri yapmak istiyorum. Hadımköy yolunda hatların arttırılması hayati bir önem arz ediyor. Hatlar en kısa sürede arttırılmalı. Hatta raylı bir sistem buraya getirilmelidir ki belediye buna yapmaya muktedirdir. Bunu söylemek istiyorum. Yani trenler vesaire zaten toplu taşımanın kalbi. Kesinlikle. Çevremizde hiçbir kafeterya ve yemek yeri yok. Ben gittim gördüm. Kampüste. Buna katılıyorum. Bu da sosyal yaşamı inanın çok zorlaştırıyor. Son olarak Cerrahpaşa'nın sağlıklı işleyen bir temsilci konseyine de şiddetle ihtiyacı olduğunu buradan dile getirmek istiyorum. Dertlerimizi iletmemize yardımcı olduğu için de Uğur'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ ol cidden Uğur. Yardımcı oldun bize, şikayetlerimizi bildirtmemize. Her zaman yavaş gider. Hele devlet üniversitesi olduğu zaman ben kaç yıldır okul içi hayatı içindeyim, üniversite hayatı içindeyim olsun. Yani yıllardır okuyoruz zaten, ona bir şey demiyoruz. Bu şeyler genelde yavaş gider ama bazı eksikliklerin göz görerek giderilmemesi, o sıkıntılı durumlar her zaman duyurulmayı hak ediyor. Ya ben az önce kantinde sohbet edip çay vesaire aldık. Hatta ikram etti bizim kantinci abimiz Avcılar'da. Orası da özelleştiriliyormuş. Bana bu bilgiyi verdi yani. Ve kendisi de şey dedi, artık fiyatları artacak dedi. Çünkü özelleştirildiği zaman o da ondan kazanacak vesaire vesaire diye durumlar var. O arka planda geçiyor. Sonuçta herkes para kazanmak için yapıyor da fahiş kazanmak için de yaptıklarını zannetmiyorum. Ama onlar da o kadar para verince bunu da bu kadar satmak zorunda kalıyor muhabbetine geliyor. Yani Hadımköy arabalarındaki öğrenciye üniversite öğrencisine iki kredi muamelesi bizi ne kadar üzüyorsa bu tarz davranışlar bizi o kadar üzüyor. Yani belki o adam da onu bilerek yapmıyor, isteyerek yapmıyor.
Ama yapmak zorunda kalıyor. Hani onun üstü de gün sonunda benzin parası veriyorlar. Belki siz üniversiteye gidiyorsunuz diye seferleri iki katına çıkarttılar da o yüzden size daha çok bastırıyorlar. Bunların hepsi olabilir. Tabii. Onlardan tabii. Kimse çıkıp bir şey demediği için zaten biz de bilmiyoruz veya bilmiyoruz, sen bilmiyoruz kesinlikle. Ben zaten hiç bilmiyorum neredeyse o konuyu. Gittim geldim yani her gün o dolu arabanın içinde gidip gelmek, gelmeyen Marmara'yı beklemek gibi bir şey hatta. Yani bekliyorsun yarım saat hiç Marmara gelmiyor dersin aslında. Kaçıyor sırada vesaire gibi durumlar da oluyor. Can sıkıyor. Kötü. Umarım düzelir her şey yakında. Umarım, ne diyelim, başka elimizden bir şey gelmiyor. Biz öğrenciler olarak bu işin peşini bırakmamayı düşünüyoruz. Çünkü biz kendimiz bir şey için uğraşmadığımız sürece yardım gelmiyor. Bunu gördük. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Beyaz Masa'ya taleplerimiz, yani hat sayılarının artırılması için zaten talep ettik. Hat sayılarının artırılmasını birçok kez talep ettik. Kendim de geçtiğimiz günlerde bunu bildirdim. Yani talep ettim hat sayılarının kesinlikle arttırılması lazım diye. Bugün bana gelen mesajla bu talebim reddedildiği haberini aldım. Güzelce açıklayan mesaj yazmışlar. Kesinlikle açıklayan mesaj yazmışlar. Bu çok güzel bir şey ama. Talebe geri dönmüşler. Ben gayet iyi buldum yani. Genelde geri dönülmez böyle şeylere. Orada belli bir iyileştirme olmuş. Belli bir iyileştirme oluyor artık. Bundan ötürü de yine teşekkür etmemiz lazım. Bunu söylemek istiyorum. O zaman teşekkür ediyorum, başka ekleyeceğim bir şey yoksa. Ben çok teşekkür ediyorum bu imkandan dolayı tekrardan. Üniversite bölününce ve uzağa taşınınca ister istemez İstanbul için de zaten yer yok. Bir de sanayi bölgesinin ortasına da üniversite taşınınca bu kadar öğrenci de bir anda depremden ve türevi durumlarından oraya gidince eksiklikler bayağı gitmiş yani. Yani benim halen gittiğimde aklımda kalan şey yakınlarda dönerci, dürümcü, ev yemekleri yapan bir yer, oturup rahat takılabileceğiniz kafelerin olmamasıydı. Bir tane vardı. Ya olur, ben bir şey söyleyebilir miyim sana? Bilmiyorum, fabrikasını gördüm ben ya. Bilmiyorum, imal fabrikasını gördüm orada. Dedim o acaba o depo ya. Dedim büyük acaba depo burada orada, evet. Ucuza alabilir miyiz böyle? Mercedes'in imalat fabrikası var falan dedim. Burada her şeyi ucuza getiririz herhalde falan. Çok belli başlı mağazaların var da, ama BİM'in genelde orada deposu var. Yani BİM'in normalde şehirde, çünkü her yerde bayisi olur. Burada fabrikası var yani. Ya BİM bile bayi açmamış. İstanbul'un yakasını buradan dağıtıyorlar. Bu bilgiyi de ben vereyim. O zaman teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Yorumlara işte sorunuzu, sizin de yaşadıklarınızı, özellikle öğrenciler ki her şeye değinememişizdir. Ki sen kendi gördüklerini söyledin kendi zaten. Kendi gördüklerimi söyledim. Ben evet. Daha ilk sınıf öğrencisiyim. Bunu da bildirmek istiyorum buradan. Dolayısıyla yalnızca görüp fark edebildiklerimi burada açıklayıp beyan ettim. Bir şey ölçü lisan ettiysem affola diyeyim. Her zaman benim için geçerli. İşte bir yorumunuz vesaire olursa yazın. Rashford'a cevap verecek. O zaman teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.